Hocam. Buyurun. Ya ben ekmek yemiyorum, sizi dinliyorum ama kilo alıyorum, sebebini bilmiyorum. Siz şimdi ekmek yemiyorum diyorsunuz ama pirinç de yemeyeceksiniz, bulgur da yemeyeceksiniz, buğday da yemeyeceksiniz, siyez buğdayı da yemeyeceksiniz. Arpa da yemeyeceksiniz, yulaf da yemeyeceksiniz, patates de yemeyeceksiniz, mısır da yemeyeceksiniz. Ne yiyeceğiz hocam? Zıkkımı köküyle birlikte yiyin, en faydalıdır. Ayrıca çaya şeker yerine tereyağı koyun. Bakın, erimesi biraz zaman alır, dolaptan aldım. En faydalıdır. İçiyorum. Sevinçliyiz, mutluyuz. Yaşasın okulumuz. Hocam hocam bir şey sorabilir miyim? Sor Şişko. Hocam hamburger almaya gittiğimde 1,5 TL farkla büyük seçim ister misiniz dediklerinde kendimi durduramıyorum. Sizce ne yapmalıyım? Hamburgeri büyütmüşsün ama beynin küçülmüş gördüğüm kadarıyla. Allah belanı versin dememek için gerçekten kendimi zor tutuyorum. Buradan zaten yağ tulumu gibi görünüyorsun. Derin davul derisi gibi gerilmiş. İki tane mermi atsam yemin ediyorum işlemez. Enseni desem balta kesmez. Hamburger yerine bol kuyruk yağlı, bol soğanlı lahmacun yiyip yanında da içecek olarak litrelik zeytinyağı açın. Afiyet olsun ama şeker olmasın. Hoşça kalın, zayıf kalın. Hocam, hocam. Söyle tombul. Ben günde 1 kilo baklava yemeden duramıyorum. Ama her gece yatmadan önce de 1 kilo maydanozun sapını kaynatıp içiyorum. Senin maydanoz sapı değil, senin küreğin sapıyla iyi bir dövülmeye ihtiyacın var. Ben kaç senedir anlata anlata dilimde tüy bitti, beni hiç dinlememişsin. Sen artık bu saatten sonra hiçbir şey anlamazsın. İnşallah tez zamanda geberirsin, hepimiz de kurtuluruz. Evet, başka soru alalım.